Az demiş. Çok haklı demiş. Sürtük mü sürtük? Küfür edersen bir devlet reisine, millet de sana sürtük der. İyi demiş. Tamamen gereksiz olan bir şeydi bu Gezi Parkı. Olan bize oldu. Caminin içinde bira içmek ne? Sürtüğü az bile demiş. Gezi olaylarında Cumhurbaşkanım haklıdır. Ona her zaman destek veriyorum. Caminin içine züppeler girmiş, içki içiyorlar. Orada zina yapıyorlar. Cumhurbaşkanına hakaret ediyorlar. Bizim sabrımızı taşırmayın. Kalkın dua edin. Cumhurbaşkanı bize talimat vermiyor. Size bir şey yapmadığımıza. Bu Allah'ın evine kalkıyorsunuz, giriyorsunuz. İçkiyle öpüşüyorsunuz. Ulan Allah'tan korkmuyor musunuz ya? Ayakkabılarla giriyorsunuz. Allah sizi var ya naletlemiş, naletlemiş. Kalkın dua edin Allah'a, tövbe edin, Allah sizi affetsin. Yoksa sizin başınıza büyük belalar gelecek. Az bile demiş. Herkes hak ettiğini alması gerek. Hak edene az bile. Sonuna kadar reisin arkasındayız. Reisi yalnız bırakmayacağız. Olaylar İstanbul'da Gezi Parkı'ndaki birkaç ağacın kesildiği iddiasıyla 2013'ün Mayıs sonu, Haziran başı gibi alevlendirilmişti. Ağaç bahanesiyle çakılan kıvılcım bir anda Türkiye'nin hükümetini, milli projelerini, uluslararası çıkarlarını hedef alan bir kalkışmaya dönüşmüştü. Dolmabahçe Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Gerçek düşüncelerim az bile demiş. Hak ettikleri ondan çok daha ağır yani. Gezi olaylarına katılan çapulcular, o caminin içine girip ayakkabıyla girenler, caminin içinde cami adabına uygun olmayan şekilde hareket edenler o kelimelerden çok daha fazlasını hak etti. Ama tabii dersen ki bir devlet başkanı böyle bir üslup kullanmalı mı? Biz belki onun yerinde olsak çok daha ağırlarını kullanırız yani. O da bir insan sonuçta. Yanlış yaptığı olarak değerlendirmiyorum. Daha fazlasını hak etti. Türkiye kadar özgür bir ülke yok. Eğer bu olaylar kiliselerde yapılmış olsaydı emin olun Avrupa'da şu anda hiçbiri dışarıda değildi yani. Camide olmayanlar üstüne alındı bu sürtük kelimesini. Sen ne diyorsun? Ben alınmadığıma göre onlar alınıyorsa demek ki öyleler yani. Az bile söyledi. Öyle bir mabete, öyle bir ibadethaneye rezillik yaptılar. Utanmazlar, allanmazlar. Onlar da zerre kadar iman olsaydı onu yapmazlardı zaten. Az bile söyledi onlara. Camiye kimse böyle bir şey yapamaz yani. Maneviyatımıza kimse oynamasın yani. Cami bizim ikinci evimiz gibi bir şey Müslümanların. Haklı bence, bir kısımdan haklı ama camimize de öyle davranmaları gerekmiyordu. Orası sonuçta Allah'ımızın, Rabbimizin bize vaat ettiği bir ev. Öyle bir şey olmamalıydı. Sürtük demiş, haklı. Ben de olsam ben de derim. Haklı yani, baştan sona kadar haklı ne de olsa. Hiçbirimize bir şey diyemeyiz buna yani. Şimdi milletin eleştirdiği nokta Erdoğan sürtük diyor, bize diyorlar. Ama Erdoğan sürtük dediği nokta camiye gidip o pisliği yapanlar. Bunu normal evinde oturan vatandaş niye üstüne alıyor? Benim anlamadığım nokta o. Oraya gidenler, o pisliği yapanlar sürtüktür. Evinde oturup böyle alkış tutanlar da olabilir, olmaz değil. Onlar sürtük değildir. Oraya gidip o pisliği yapanlar öyledir. Çok yanlış bir ifade ettiğini düşünmüyorum. Caminin anlamını, manasını bilmeyen kişilere ne anlatabiliriz ki ya? Çok iyi dedi, çok güzel dedi. Ben memnun oldum. Bizim camimizde öyle edepsizlik, öyle saygısızlık olur mu ya Allah'ın aşkına? Allah'ın evi orası ya. Onu yapan Müslüman değildir yani. Erdoğan onu hangi anlamda söylediğini insanlar bir araştırdı. Onu Gezi Parkı olaydakinde camide sevişenler için söyledi. Ama insanlar onu kendi üzerine alındılar. Burada da bir temas ilişkisizliği oldu. Çünkü Erdoğan her cümlesinin altında ne yattığını farklı yerlere çekenler de var. Anlamak isteyenler de var tabii. Ama Erdoğan her cümlesinin altında muhakkak bir doğru vardır. Bir söylediğinin altyapısı vardır. Özellikle araştırılmasını isterim. Recep Tayyip Erdoğan hakkında da yorum yapılmasını tavsiye etmiyorum. Sonuna kadar reisçiyim, ölümüne reisçiyim, bunu da herkes böyle bilsin. Doğru söylüyordur. Reis ne derse odur. Caminin önünde edepsizce hareketler yani yakışmaz. Çin'de hele hiç yakışmaz. Eğer bir Müslüman ülkedeysek, eğer elhamdülillah Müslümanız diyorsak ya bize yakışmaz. Türk toplumuna, Müslüman toplumuna yakışmaz bence. Avrupa'da kiliselerin önünde bunu yapamıyorlar. Hatta içini bırak, kapısının önünde yapamazlar. Yapsalar aralarında polisi yakalar, şeydir. Ama burada bir de özgürlük yok diyorlar yani. Gezi Parkı tamamen gereksiz olan bir şeydi. Otobüsler yakıldı. Kimin cebinden çıktı o para? Senin cebinden çıktı, benim cebimden çıktı. Hiçbir dini mabede, dini bakışa, görüşe kimsenin saygısızlık yapmasının gerek yok. Mesela bu Hristiyanlar için de geçerli, Yahudiler için de geçerli. Bir Müslümanın zaten bir kilisenin yanına gidip eylem yaptığını göremezsin. Müslümanız elhamdülillah bu ülkede. Herkesin saygı duyması gerekli. Cami yaptırıyor adam. Adam diyor ki yok burada diyor cami yapmanızı istemiyorum. Her yerde cami var diyor. Karşı çıkıyor. Böyle çıkıp da insanları galyana getirmeleri, halkı ayaklandırmaları yanlış. O görüşte olmayabilirsin.
Allah-u Teala özgürlük veriyor yani. İnanmaya da bilirsin. Ama yani saygı duyman lazım. Halkı galyana getirmemen lazım. Toplumu galyana getirmemen lazım. Doğru söylemiş. Fazlası da var. Eksik söylemiş. Yani cami Allah'ın evi ya. Orada kavga olur mu? İbadet alanında kavga, dövüş. Buradan doğru söylemiş. Fazlasını söyleyecekti. Eksik söylemiş. Bunlar zaten hain kardeş. Bir Erdoğan var. O gitti mi diyor zaten arkası bitti. Bir Erdoğan'ı indirmek için. Dünya toplanmış bir Erdoğan için. Az demiş. Daha fazla şey. Yine o nezaketinden söylemiş. Dünya liderimiz haklıdır. Onlar çok yanlışlık yapmışlar. Böyle bir şey caminin içinde yapılamaz.